Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Anlayamadım. 711 710 Ey sürete tapan yürü manayı elde etmeye çalış. Çünkü mana surettenine kanattır. Mana ehliyle düş. Kalk ki hem ata ve ihsan elde edesin hem de feta olasın. her şeyin bir sureti, bir de manası vardır. Cana bakın da bir zahiri, batını olduğu gibi. İnsanların da bir görünüşü, sureti, bir de manası, iç alemi olduğu gibi. Dinin de bir şeriatı vardır. Bir de kendi içerisinde manası vardır. Her şey bir kabukla muhafaza olunur, korunur. Cevizin bir dışı vardır, bir de içi vardır. Cevizin bir de daha önce yeşil tarafı vardır. Yeşil tarafı, o muhafaza eden şeyi geçersiniz, içine daha sert bir yer vardır, orayı da geçersiniz. Ardından cevizi bulursunuz. Ama cevizin dışında da ince bir kabuk vardır. Onu da çözdükten sonra, çıkardıktan sonra cevizin iç hakikatine varırsınız. Bu da şeriat, tarikat, hakikat, marifet gibidir. O yüzden ama bunu böyle çok fazla dallanıp budaklandırmak, böyle çok ayrıştırmak istemezseniz bir şeyin bir zahiri vardır, bir de batını vardır. İnsanların da bir suretleri vardır. Bir de o suretin içerisinde mana vardır. O kimsenin ilmi, aklı, fikri, düşüncesi, o kimsenin duyguları, iç alemi, bu o kimsenin manasıdır, içidir. İnsanlar genelde ilk bakışta insanların büyük bir çoğunluğu karşıdaki kimsenin suretine göre hükmeder. Suretine bakar. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bir kimse bir topluluğa girdiğinde kıyafetiyle karşılanır fikirleriyle uğurlanır der. Bir kimse bu noktada ya işte e, önemli olan insanın manası suret önemli değil, kılık kıyafet önemli değil, doğru bir düşünce değildir. Bu sufiler buna katılmazlar. Sadece suret yetmez, mana da gerek, ama o manaya da bir suret gerek. Suretsiz de mana bir anlam ifade etmez. Sebep o manayı muhafaza edecek, koruyacak bir suret lazım. Normalde o suret olmazsa, o zahir olmazsa o manayı da e, tecelli ettirecek yer bulamayız. Mesela namaz dış görünüş olarak suretten ibarettir. Kıyama durursun, rükuya gidersin, secdeye gidersin. Bu bir surettir. Ama bir kimse ben surete takılmam deyip de namazın bu noktada dışsallığını reddedemez. Namaz aynı zamanda içselliktir. İçsellikte manada zirve noktası o kimsenin miracıdır. Bu zirve noktasıdır manada. Bu işin en alt seviyesi nedir? Mana noktasında dersi der ki o kimse ben Rabbimle buluşuyorum. Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Farz ibadeti yerine getirirken o kimsenin secde hali Allah'a en yakın yerdir. Bakın bir de amellerin manaları vardır. Amelin. Namaz müminin miracıdır. O zaman senin sen mirac etmesen dahi senin namazın mirac eder. Eğer mana ehliysen. Eğer mana ehliysen hiç en alt noktası namazın miracen olur. Ha o zaman sakın ha şuradan şunu çıkarmayın. Ya bu işin sureti önemli değil, sureti de önemli. Mesela kadınlara tesettür farz kılınmış, suret önemli değil diyemezsiniz. Erkeklere tesettür farz kılınmış. Ya mana önemli, suret önemli değil deyip de ıı, erkekler cız buldak dolaşamazlar. Böyle bir şey yok. Suret de önemli. Muhakkak ki ritüeller de önemli. Farz ibadetlerin ritüelleri. Biz bunlar suret, bunlar biz ya kabul edemeyiz. Bunlara gerek yok. Veyahut da bir kısım kendisini sufi olarak addedenler var ya, hani meselelerin ritüellerini terk edenler, ritüellerine karşı gelenler. Öyle bir şey yok. Bakın bir şey ibadet ise onun ritüellerini, ibadetin ritüellerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nasıl yaptıysa biz de yapmakla emrolunduk. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki ibadetlerinizi benden gördüğünüz gibi yapınız. Başka bir ayet-i kerimede buyuruldu ki Allah'ı zikredenler için peygamberde güzel örnekler vardır. O zaman biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hem zahir noktada suretini de zahirin de örnek alırız. O sarı nasıl sarardı? Öyle sarmaya gayret ederiz. Ama onun manası nedir? Sünnet-i Resulullah'a uymaktır. Sarık sarmanın manası sünnete uymaktır. Aslında sarık sarmanın manası meleklerin ayak izlerini takip etmektir. Sebep İlk sarıklı bir şekilde Cebrail aleyhisselam indi yeryüzüne. Bedir savaşında. Arkasındaki meleklerin de hepsinin de başında sarık vardı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri direkt tabi oldu. Allah'tan gelene. Ve hemen sarık sardı. Ardından bütün asap sarık sardı. Bütün asap. Bak sarık sarmak işte bu değil mi? Ama o sünnete tabi olma. içi. Daha da içine Cebrail aleyhisselama ve meleklere uyma. Mesela rükuda olan melekler vardır. Biz namazda rükû ederiz ya, meleklerin bir kısmı rükûda Allah'ı zikrederler. Bir kısmı secdede Allah'ı zikrederler. Bir kısmı kıyamda Allah'ı zikrederler. Kıyamda Namazda kıyamda durmak, namazda rükuya gitmek, namazda secdeye gitmek meleklerle yarışmak gibidir. Bunların ritüeli meleklerde vardır. Bir kısım secde melekleri vardır. Onlar hep secdede Allah'ı zikrederler. Bir kısım rükû melekleri vardır. Bunlar sufiler bunları seyir sülüklerinde görürler. İşin manasına o zaman ararlar. Siz normalde halakayı zikrullah yaparsınız. Zahiridir bu. Melekler de halakayı zikrullah yaparlar. Melekler de halakayı zikrullah halinde zikrederler. Ve tevhid çeken melekler ayrıdır. Hu esması çeken melekler ayrıdır. Hay esması çeken ayrıdır. Hak esması çeken ayrıdır. Diğer isimlerle zikredenler ayrıdır. Bu büyük. Cenab-ı Hak'ın bütün isimleri güzeldir, büyüktür ama içlerinde böyle hani bazı isimleri de cemeden, bazı isimleri de şemsiyesinin altına alan isimleri vardır. El-Rahman ismi şerefi gibi. Onun üstünde Allah Celle Celaluhu ismi şerifi gibi. Mesela Hay ismi şerifinin altında 7, 8, 9, 10 tane ismi şerif vardır. Hay ismi şerifi onların üstünde şemşiye gibidir. Hu ismi şerifinin altında 9, 10 tane, 7 tane ismi şerif vardır. Hu esması, Hu ismi şerifi onların başında şemşiye gibidir. Bunları sufiler 5. esmadan sonra bunlara vakıf olurlar. Beşten sonra halifeliğe geçerken bunlara vakıf olurlar. Bunları da anlatıyorum. Bazıları da işte bunları açık açık anlatıyorsunuz. Bunları yok çalacaklar. Hırsızlık edecekler. Bu hallere erdiklerini söyleyecekler. tam bizden değil demiş. Ben de böyle uyarı yapana dedim. Aldatan bizden değil demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedim. Bunlarla aldatacaksa bir insan aldatsın. Eğer sufilik söz ile, kelam ile olsaydı herkes sufi olurdu. Sufilik mana gerektirir. Bir kimsenin manası yok ise o kimse öyle çıkıp da ortaya sufilik yapamaz. Bir gün süsüyle gider, iki gün parasıyla gider, üç gün endamıyla gider, dördüncü gün batar. Sufilik öyle leke götürmez. Öyle. Heva heves götürmez. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde insanlar genelde surete taparlar. Meselenin suretine bakarlar. Şahıs perest olurlar. Suret perest olurlar. Aa bakarlar ne kadar böyle yakışıklı, endamı güzel filan. Kıraçtan da çalar. Endamı yeter diye. Tamam yetti. Ondan yeteceğini zanneder. Yetmez. Sufilikte mana öne geçer. O kimse rüyasında görecek. O kimse halinde görecek. O kimsenin kalbinde bir şey oynayacak. O kimsenin içi kımıldayacak, kıpırdayacak. İçi kımıldamaz, kıpırdamazsa olmaz. O kimsenin manevi bir cezbesi olacak. O kimsenin manevi bir çekiciliği olacak. Olmaz. Manasız Olmaz. O kimse o dergan içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüp ondan bu noktada kendince şahitlendiren, kendince şehadetlendiren, kendince delillendirilenler olacak. Bugün bayanlar sohbetinde kimler bu dergaha gelip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördü dediğimde Elhamdülillah büyük bir oran elini kaldırdı. Cenab-ı Hak'a hamd ederiz. Bu büyük bir mesele. Öyle küçük bir mesele değil. Bu manasız olmaz. İşte Hazreti Pir de hakkını helal edin. Şekerli adam böyle oluyor işte. Dil dudak kuruyor. <laughs> Hazreti Pir de enteresan bir vurgu yapıyor. Ey surete tapan. Hani öyle insanlar vardır ya hep işin suretindedir. İşin hep suretindedir o. Ve o suretinde olanlar surete değer verenlerde toplanırlar. Sarığı güzel, cübbesi güzel, Fistanı güzel, harika, sakalı güzel, asası güzel, işlemeli böyle. Oo, şatafatı güzel, şatatı güzel. Suret on numara. Mana teneke, tın 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 çal. Tenekeden güzel, boş ses, boş tenekeden çok ses çıkar. Teneke, boş ses. Ama surete tapıyor o kimse sureten meseleyi bitirmiş, işin manasına bakmıyor. Onlara diyor ki, sırf surete bakan, sufi gurihuna söylüyor bunu. Sırf surete tapanlar var, var. Böyle tarikatlar var Türkiye'de, dünyada, her yerde var bunlardan. Bunlar suretlerini düzeltiyorlar. Suretler on numara. Bunlara söylüyor. Diyor ki yürü, Manayı elde etmeye çalış. Yürü, gönül gözünü çalıştır. Yürü, kalbin harekete geçsin. Yürü, işin manevi boyutuna bak. Misal aleminden bir kapar alansın. Yürü, sahih rüya peygamberlin 46 cüzünden bir cüz dedi. Sahih rüyaya yapış. Yürü. Zikrullah'ta hal mi görürsün? Halin mi açılır, kalbin mi açılır? Bir tarafların açılsın. Ama manen açılsın. Mana ile süslen. Mana ile süslen. Dilin mana satsın senin. Gözün mana görsün. Kalbin mana olarak süslensin. Bunu elde etmeye çalış. Çünkü mana suret tenine kanattır. Bu sureti, bu sureti yürütecek olan, bu sureti güzelleştirecek olan, bu sureti doğru istikamete götürecek olan manadır. Eğer mana olmazsa bu suret doğru yola gitmez. Mana ehliyle düş kalk ki hem ata ve ihsan elde edesin hem de feta olasın. Sen bir mana ehli bul. Sen bir mürşit bul kendine. Sen bir veli bul kendine. Sen Muhammed Mustafa'nın bir varisini bul. Muhammed Mustafa'nın yolundan gideni bul sen. Kur'an ve sünnetin hem zahirine hem batınına sımsıkı yapışmış bir mürşit bul. Eğer sen o mürşidi bulmazsan, eğer sen o velini velinin elinden tutmazsan, eğer o mürşidin elinden tutmazsan sen mana olarak bir şey elde edemezsin. Ne dedi Cenab-ı Hak o ağacın altında Habibinin elinden tutanlara dedi ki onlar gerçekte benim elimi tutmuştur. O zaman sen gerçekte onun elini tutmuş olan bir kimsenin elinden tutmaya bak. O mana yoluna girsen, o mana yolunda yürü. Mana ehliyle otur kalk. Mana ehliyle zamanını geçir. Mana ehline gönlünü ver. Hani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adetleri hadis-i şerifte buyurdu ya bir kimse bir topluluğu sevse veya bir şahsı sevse o amel ile onun yaptığını yapmasa dahi onun yaptığına ortak olur dedi. Sen bir kumarbazı sever kumarbazla kendini ona aşina edersen kumar oynamasan dahi Kumar oynamış gibi günaha girersin. Kalbin kararır senin. Sen fahşiyata düşmüş, fuhşiyata düşmüş, Kur'an ve sünnetten uzaklaşmış, şeytanın yolunu kendisine yol edinmiş bir kimseyi seversen, sen onlardan sayılırsın. <laughs> Kişi sevdiğiyle beraber. Bana arkadaşını söyle, senin dinini söyleyeyim. Misk koku satan bir kimsenin yanına gider düşer kalkarsanız siz mis kokarsınız. İs kokan bir yere gider düşer kalkarsanız is kokarsınız. Bana bulaşmaz deme. Yolda çamur varsa sana muhakkak çamur bulaşır. Ama senin yolun çamursuzsa, apaydınlık düzgün ise merak etme. Sana çamur filan bulaşmaz. Yoldan sana bir şey bulaşmaz senin gittiğin yol kirli ise o kirli yoldan sana kir bulaşır. Gittiğin yol temiz ise sana oradan temizlik bulaşır. Temizliği öğrenirsin. Sen kirlisin. Kendini temizleyip, tövbe edip o temizlerin yanında durmaya gayret et. fatiha şerife Şerife'de diyoruz ya Ya Rabbi bizi ihsan ettin, in'am ettin. O peygamberler, o veliler, o evliyalar o şehitler var ya, o muttakiler var ya, evet. Bizleri onun yanında ile. Amin. E sen onlarla beraber oturup kalkacaksın. Bu işin suretinde kalmayacak. Fatiha Şerifi namazı kıldın, Fatiha i Şerife'de bunu okudun, gittin al kızı ver papazı. Olmadı. Bu surette kaldı. Sen Fatiha Şerif'i okudun, namazı kıldın, gittin faizcilik yaptın. Bu olmadı, surette kaldı. Sen namazı kıldın, Fatiha Şerife'yi okudun, gittin rüşvet aldın. Olmadı kardeş, surette kaldı. Sen namazı kıldın, namazı kıldın, Fatiha'yı da okudun, İnsanları bürokratsın ya, müdürsün ya, amirsin ya, hakimsin ya, hükmedensin ya. İnsanların parasına göre ayırdın, cukkayı aldın. Yok kardeş. Sen surette kaldı o. Aldatma kimseyi. Bak Hazreti Muhammed Mustafa aldatan bizden değildir dedi. Müslüman görüntüde, mümin görüntüde, namaz kılan görüntüde rüşvetli dolandırıcılıkta Adam kayırmaydı, para yutmaydı, para ütmeydi. Doldur boynu. Olmadı. Biz elhamdülillah, muhafaza muhafazakarız. Hadi git. Bana muhafazakar lazım değil. Bana mümin lazım. Muhafazakar demek ben muhafaza ediyorum demek. Putperestin muhafazakarı vardır. Hristiyanın da muhafazakarı vardır. Budistin de muhafazakarı vardır. Her şeyin muhafazakarı vardır. İslam'ın muhafazakarı olmaz. İslam her an yenidir, cedittir. İştahat kapısı açıktır, iştahat edilir, yenidir. Her gün iştahat edilir, yenidir. İslam'ın muhafazakar olmaz. İslam inanç olarak yenidir. E iman edenler, iman ediniz, yenile. Muhafazakar olma. Dünkü imanında kalma. Muhafazakar olma. Yenile kendini. Surette kalma, yenile. Mana olarak yenile. Halden hale geç, perdeden perdeye geç. Allah'ı zikret. Dostları zikret. Dostları ibadet et. Ağzını tıka haramlara karşı. Gözünü tıka haramlara karşı. Elini ayağını bağla haramlara karşı. Kendini yenile. Her daim zikrullah ile kendini yenile. Her daim. ibadetlerin seni aldatmasın. Kendini <laughs> yenilemede koş. Her daim koş. Ve mana ehliyle otur kalk. O Allah'tan korkan, muttaki olan, o sıratı mustakimde olanlarla otur kalk. Başkalarıyla oturup kalkma. Ancak nasihat etmek için başkalarıyla otur kalk. Heva hevesini dünyaya taptırmış olanlarla oturup kalkma. Ya Allah'ı zikreden, Allah'a kulluk yapanlarla dedikoducu, gıybetçi, iftiracı otur yanına habre dedikodu otur yanına habre gıybet otur yanına habre filanca şunu yapmış şişmanca bunu yapmış otur yanına o işte şu siyasi parti böyle dedi bu başkan böyle dedi otur yanına şu şöyle yapmış da, i̇şte, abicim ya bu ne ya duyduklarını söylemek sana yalan olarak yeter hadi şerif gördün mü? hayır ne? Duydum. Duyduğunu anlatma. Yalan olarak yeter sana. Kim duydu? Kim söyledi? Ses yok. Fasıkların haberlerine inanmayın. Müşriklerin haberlerine inanmayın. Kafirlerin haberlerine inanmayın. Gözünle göreceksin. Kulağınla duyacaksın. Öbür türlü din nasihattır. Nasihat et. Görmedik. Görmedin bir şey hükmetme Allah muhafaza eylesin. Hem ata yani kıymet bulasın. Bakın mana ehliyle düşer kalkarsan kıymetlenirsin. Kıymetlenirsin. O mana ehli bırakın bakırı tenekeyi altın eder. O mana ehli bırakın teneki cürufu cevher eder. O mana ehli eşkiyayı evliya eder. O mana ehli küfür deryasında dolaşanı veli eder. O mana ehli bir bakışıyla dağı altına çevirir. O mana ehli eline aldığı kaya parçası olsa, mermer olsa, altına döner. Altına döner. Yahudinin birisi geldi. Hazreti Ali Efendimiz halife dedi ki benim senden yedi altın alacağım var. O da dedi ki yok. O dedi ki var. O dedi ki yok. Kadı dedi ki ey emir el müminin yemin eder misin olmadığına dair. O da dedi ki ehli beyte yemin etmek yasak. Ehli beyt dedi yemin etmez. Ehli beyt yemin etmez dedi. O zaman yedi altın dedi Yahudi'ye ödemeye karar verdi hakim. Öyle bu devlet başkanı deyip de dili güdük çıkmıyor hakimin. Bu halife deyip de dili güdük çıkmıyor. Adamına göre hüküm yok. Bu halifeydi aman böyle ya, hükmedelim aman bu halifenin Yancısıydı, çarçısıydı yok. Halife, koca halife. Hazreti Ali. Keremallahu vec. Hazreti Muhammed Mustafa'nın birici kızı. Hazreti Fatıma. Cennetteki müminlerin anası. Hasan ile Hüseyin'in annesinin kocası. Hasan ile Hüseyin'in babası. Hazreti Ali. Hayber'in önüne gidip koca Hayber kapısını yüklenip kaldıran kimse. Bugün size Allah içinizdeki dostunun yüzü suy hürmetine zaferi bahşedecek dediği Ali. Bütün ashab bütün gece yalvarıyor bu kim acaba ben miyim diye. Hazreti Ali radıyallahu an hazretleri hasta. Gözünü açabilecek noktada değil. Çadırında upuzun yatıyor. Sabah olunca çağırın diyor Ali bana. Zorla getiriyorlar Hazreti Ali Efendimiz'i. İki kişi tutarak, üç kişi tutarak getiriyor. Ayaklarında yürüyecek takat yok. Gözleri bugünkü tabirle mikrop kapmış. Komple kapalı gözleri. Hazreti Muhammed Mustafa mübarek tükürüyle gözlerine bir mil çıkıyor. Tükürüyle. O ne güzel bir mil ki gözler birden açılıveriyor. Gözler birden açılıyor. Ve sancak onun elinde. O Ali. Hayber'in fethinde en büyük işi yapan Ali. Bedir'de kuyuların başına geçmeyi iştahat eden Ali. Önce kuyulara müşriklerden önce varalım biz onları muhasara edelim ya Resulallah deyip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin onun iştahatını kabul ettiği Ali. Ve ya Rabbi Ali'nin döndüğü yere hakkı döndür dedi Ali. Kimin karşısında bir Yahudinin yanlış beyanından dolayı hakim karşısında. Yahudi, Yahudi. Bir Yahudinin yanlış beyanından dolayı hakim karşısında. Ve hakim Yahudinin sözünü, adalete bakın. Yemin etmedi diye. Yemin etse o zaman diyecek ki borcun yok. Yedi tane altın, yok altını altına yenilmeyen Ali. Yedi altın borçlusun diyor, hükmediyor hakim. Sen nasıl buna hükmedersin demiyor Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Çıkıyor mahkemeden, hemen o mahkemenin önünden bir avuç toprak alıyor. Üç ihlas bir Fatiha şerifi okuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhaniyetine bağışlıyor. Ya Rabbi! Sen bilirsin ki benim bu Yahudi'ye borcum yok. Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu ürmetine. Yedi tane altın Ya Rabbi diyor. Bir avuç toprak yedi tane altın oluyor. Götürüyor, mahkemeye teslim ediyor. Alın diyor yedi tane altını. Bu kimseye verin. Bunu gören asap koşturuyor. Bakın mana böyle bir şeydir. Mana toprağı altın eder. Mana kayayı altın eder. Mana mermeri hamur eder. Mana mermeri cevher eder. Herkes koşturuyor aynı yere. Herkes bir avuç toprak alıyor, üç ihlas bir fatih okuyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine diyor, Ama olmuyor. Diyorlar ki ya Ali senin yaptığını yaptık biz. Bakın suret. Senin yaptığını yaptık. Suret. Cevap muhteşem. Ağzınız Ali'nin ağzı değil diyor. Nasıl bir ağızsa, nasıl bir dilse, nasıl bir nefesse diyor ki ağzınız Ali'nin ağzı değil. İşte mana. Sen bir mana ehli bul. Onunla düş kalk, ata, değer bulursun. Dünya nazarında değer kaybedersin. Ama mana noktasında ata bulursun, değer kazanırsın. Devam ediyor. Ve ihsan elde edesin. İhsan. Neydi ihsan? Cebrail aleyhisselam sordu. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir ya Resulallah? İhsan nedir ya Resulallah? Ne dedi? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına yaşaman, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, sen göremesen dahi, her daim onun seni gördüğünü hissedip de yaşamandır dedi. Demek ki o kimse ne elde edecek bir de ihsan elde edecek. İhsanın zirvesi, ihsanın miracı, ihsanın tepe noktası görüyormuşçasına yaşamak. Yine Hazreti Ali'ye döneceğiz radıyallahu anh hazretlerine. Ne dedi? Görmedim Allah'a ibadet etmem. İhsanda öyle bir noktaya gel ki görmedin Allah'a ibadet etme. İhsanın zirvesi. Bu hale erişemedin. Hz. Muhammed Mustafa bir çıt altını söylüyor. Her daim onun seni gördüğünü hissederek yaşamandır. Bu zirve noktada ayağın kayabilir, duramayabilirsin. Gaflete düşebilirsin. Düşsen yer ne olacak o zaman? O seni her an görüyor, işitiyor. Harama düşme. O seni her an görüyor. görüyor. Yanlışa düşme. Allah'ın helal dairesi sana yeter. Yapma. Haram, zina etme ya. Yapma. Helal daire yeter sana. Yapma. Hırsızlık yapma, hırsızlık yapma. Yapma yanlışa düşme yapma. Göz göre göre harama dalma yapma. Yapma. Namazlarını terk etme göz göre göre. Yapma. Kendine dikkat et. Diline dikkat et. İhsan mertebesinde yaşa. Eğer bir mana ehli bulursan ne elde edeceksin? İhsanı elde edeceksin. Ardından ne? feta bulasın. Yani kurtuluşa eresin. Feta bulmak, kurtuluşa ermek. O zaman dikkat edin. Bir mana ehlinden mana ehlinden üç ana vasıf var. O mana ehli bir ata bulacak etrafındaki. Yani kıymetlenecek. Gittin bir mürşide intisap ettin mi? Evet o mürşitse bir seni kıymetlendirecek. İki, o mürşitse sen ihsan mertebesinde duranlar olacak orada. Üç, feta bulasın. En aşağısı. Kurtuluşa erersin. Kurtuluşa erersin. E biz mana elini nasıl tanıyacağız? Öyle ya. Kehf suresi ayet 28 Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın. Kalbini bizi anmaktan, zikretmekten alıkoyduğumuz, keyfine uyan ve hep aşırılık olan kişiye itaat etme. Kehf suresi ayet 28 Hazreti Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sen olmasaydın bu varlık alemini yaratmazdım dedi peygamberine. Varlığın evveli peygamberlerin manan evveli zahiren sonucu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla bugün dininizi tamam ettim dedi Muhammed Mustafa. Şefaatkarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Adem'den itibaren bütün peygamberlerin geleceğini müjdeledi, muştuladı Muhammed Mustafa. Ona diyor sallallahu aleyhi ve selleme nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla Allah beraber tut. Peygamberi ne diyor bakın? Peygamberi ne diyor ki sabah akşam Allah'a yalvaranlar var ya evet. Nefsini onlarla beraber olmaya zorla, tut onlarla beraber. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın. Hani dünya hayatının süsünü isteyenler var ya, evet. Dünya hayatının süsünü ve dünya hayatının süsünü isteyenlere gözlerin sapmasın. Bırak milletin villasından, arabasından, katından, yatından, fabrikasından uğraşma. Gözün onlara sapmasın. O şöyle villası varmış, şöyle arabası varmış, şöyle fabrikası varmış. Vardır kardeşim. Allah'ın yanında ne bildiğimiz var mı? Evet. Bize ne diyor? Mana ehliyle düşkak. Sabah akşam Rabbinin rızasını isteyenlerle yürü. Onlarla beraber ol. Dikkat edin. Enteresan. Kalbini bizi anmaktan, zikretmekten alı koyduğumuz keyfine uyan ve hep aşırılık olan kişiye itaat etme. Hani Mekkeli müşrikler geldiler ya baktılar orada fukara sahabeler var. Dediler ki Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme bize ayrı sohbet et. Bu fukaralarla beza, beraber bizi tutma. O esnada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onlara ayrı sohbet etmeyi düşündü. Hemen bu ayeti kerime indi. Onun da derdi Müslümanlar çoğalsın. Hemen bu ayeti kerime indi. Birisi zengin, ona iltifat ediyorsan dininin yarısı gitti. Birisi müdür, ona iltifat ediyorsan dininin yarısı gitti. Birisi milletvekili, yok başbakan, yok cumhurbaşkanı, yok o bakanı, yok bu bakanı. İltifat ettin dininin yarısı gitti. Misafir gelmiş, başımız gözümüz üstüne. Eyvallah. Allah bizi muhafaza eylesin. Devam ediyoruz. Kimlermiş? Mana ehli. Onlar ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Başlarına gelenlere sabrederler. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan dağıtırlar. infak ederler. Haç suresi ayet 35. Onlar ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Hadis-i şerifte buyurdu ya Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar görüldüklerinde Allah hatıra gelir. Ha. O zaman ne yapacağız? O zikrederken kalpleri titreyenleri bulacağız. Gördüğümüzde Allah hatıra gelenlerin yanına gideceğiz. Hani var ya bir hadis-i şerif'te insanların bir kısmı zikrullahın neydi? Anahtarıydı. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ı zikrettiriyorlardı zikrin anahtarı. Şimdi hep beraber La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Zikullah'ın anahtarı oldu. Hep beraber topluca Allah'ı zikretmiş olduk. Buradan af olmuş olarak kalkacağız şimdi. Kadın erkek Seyretmeye gelen giden hepsi de ne oldu? Zikrin anahtarı oldu. Bir kimse çıktı Allah'ı orada insanlara zikrettirdi. Zikrin anahtarı oldu. Cümlenin yaptığı zikrullahtan da o sevabını aldı mı? Aldı. Bazen diyorum ya bu zikir yaptırmanın sevabını valisi, kaymakamı, müftüsü bilse Beni burada oturtturmazlar. Kulağımdan tuttukları gibi dışarı. Derler ki biz zikrullah yaptıracağız. <laughs> ben bu sevaptan hiç kimse geri kalmasın diye biraz kafam kırık ya benim. O yüzden bütün kardeşlere zikir yaptırabilirsiniz derim ben. Sebep bu sevaptan kimse geri kalmasın. Siz bir, bir, üç kişi, beş kişi, on kişi mahallede topladınız. Kadın, erkek. Bir yerde toplanın. Bu bütün dergaha serbest. Orada ders var ama. Ne gün mesela örneğin Bursa'da Perşembe gün ders var. Kardeş. Öyle mahalleye. Perşembe gün ders koyma. Alternatif ders yapar gibi. Bu yanlış. Perşembe gün herkes oraya toplanacak. Ha örneğin. Ali dik kaldırımın zikri ne gün? Pazartesi, çarşamba dik kaldırımda ders var. Git kardeş oraya. Pazartesi günü. Salı günü evinde yaptır. Topla beş kişi, on kişi. Mahalle dersini de bölme. Cuma günü yaptır evinde. Topla, davet et. Çay demle, yemek yedir. Kapı kapı dolaş, telefon aç. Bayanlar toplayın evlerinize. Halılarınız kirlenecek, koltuklarınız kirlenecek diye düşünmeyin. Dünyanın süsüne kanmayın. Dünya süsüne aldanmayın. Bir de övünüyorlar. Bu benim çeyizimden kaldı. Hiç kullanmadın yani. Hiç kullanmadı. Ne ama yaptın? İsraf. İsraf. Ben bilmiyorum şimdi hala da vardır. Bizim çocukluğumuzda vardı. Büyüdüğümüzde de böyle ortaya yani şeye geldiğimizde onun bir misafir odası kilitlenirdi. Var mı gene? Evinde misafir odası olanlar elini kaldırsın. Sadece misafire has. Utanmayın bir şey dövmeyeceğim sizi ya. Kaldırın elinizi. Ama kadınlar var değil mi misafir odanız evinde? Kaldırın ellerinizi bakayım. Kaldır 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 kaldır. Tamam var işte. Herkesin evinde var. Kitlidir o değil mi? Hocam. Var ama kitli değil mi? Evet kitli. Kimse oturamaz oraya değil mi? Kirlenir, Kirlenir. tabi. Doğru söylüyor. Harbiden cesaretli birisi çıktı işte. Bakayım. Aferin. Kitlidir değil mi? Öldür kes açmaz. Ancak misafir geldiğinde açacak. Onu da misafirine göre açacak. Öyle herkese de açmaz değil mi? Ha, doğrusu bu. Dünya süsü. Tabi. Eh o misafirin çocuğu varsa asla o da açılmaz. Hele o çocuk haşeraysa benim gibi hiç açılmaz. Dünya süsü. Ne diyor? Dünya süsüne. Dünya süsüne kananlardan olma. Allah muhafaza eylesin. O zaman o kimseler kalpleri titriyor. Başlarına bir şey gelmiş. İsyan etmiyor. Başına bir sıkıntı gelmiş. Feveran etmiyor. Başına burnu kısmış. Feveran yok. Şikayet yok. Teslimiyet var. Gelene öpüp başına koyuyor. Her şey lütuf görüyor. Her şey. Biz hep ekmeğin üstünde tereyağı istiyoruz. Bazen ekmeğin üzerine acı da sürer. Acıyı da tereyağı gibi yiyeceksin. Bir bakmışsın zehir zemberek sürmüş. Tatlı niyetine yiyeceksin. Hep gece yarısı kırmızı kurdeleyle paketlenmiş gelecek değil ya. Öyle de gelecek. Seslenmeyeceksin. Bu neden başıma geldi demeyeceksin. Bunu neden aldın demeyeceksin. Verirken iyiydi ya. Alırken mi kötü? Ha. Teslim olacak. Razı olacak. Teslim olacak. Razı olacak. Mana ehliysen teslim olacaksın. Razı olacaksın. E namazı kılacaksın. Kendine verilenlerden tasadduk edeceksin. Sana verilmiş o. O senin değil. Tasadduk edeceksin. Tasadduk birinci derecede ehline, eşine, çocuklarına, yakın akrabalarına, yakın arkadaşlarına tasadduk edeceksin sıralama bu. Sağ elinin verdiğini sol elin görmeyecek. Elin titremeyecek verirken. Kalbin titremeyecek verirken. Lan benimle beraber mi kazandı ya ben şimdi bunu veriyorum demeyeceksin. Onu o verdi sana. Bugün bayanların sohbetinde vardı. sofistia sebepleri yakıcı. Hani Hazreti Pir diyor ya ben onun sofestiyasıyım. Yani onun, ben onun sebep yakıcılığına hayranım der başka bir yerde de sebebi yak ondan geldi ötelerden geldi başına ne geldiyse öp başına koy mücevher gibi başına tac et öteden gelmiş ne geldiyse onu yerli yerinde kullan yerli yerinde eş yerli yerinde başına tac et Çocuk yerli yerinde eğit bir nimet gör. Arkadaş nimet gör yerli yerinde. Eşyanın hakikatine vakıf olma. Masayı masa gibi kullanma. Şemsiyeyi şemsiye gibi kullanma. Yerli yerinde. Bakın yerli yerinde. Sana verilen her şey Allah için, Allah yolunda. Allah yolunda sana verilmiş ne zahir manada mal mülk varsa Allah yolunda harcaman koşman için verilmiş sana. Bundan ehlinin çoluğunun çocuğunun hakkını ayır. Ayır. Çoluğunun çocuğunun geçimini ayır. Ayır. Artanını Allah yolunda harca. İnfak et. Ütüleyip ütüleyip koyma. İşin var. işini yap. İşini genişlet. Genişlet. Zekatını hesapla. Zekatını hesapla. Zekatını ehline, yerli yerine ver. O senin değil çünkü. O senin üzerinden verilecek. Ondan geldi sana. Ondan geldi. Ötelerden geldi. Onu kendi nefsine ayırma. Şeytana uyma heva hevesine uyma. Düzgün bir şekilde hesapla, ver verilecek yere. Ver verilecek yere. İsraf etme. Savurgan olanlardan olma. Sökülmüş dik, yırtılmış dik, az kalmış ye onu. Atma, israf etme. Geymeyeceksin. Temizle, ütüle birisine ver. Atma. Atma. Bu plastik bardak. Atma. Ya plastik bardak. <laughs> atma. İsraf etme. Al, temizle, koy yerine. Bir daha kullanırsın. Kağıt bardak. Atma. Al, yıka, temizle, koy yerine. İsraf etme. Allah israf edenleri sevmez. Peçete sildi attı, sildi attı. Bir, bir sefer silip atıyor. Bakıyorum bir sefer silip atıyor. Bu ne dedim ya? Bir sefer silip atıyorsun sen. Böyle baktı. İsraf etme. Sosyetelik yapma bana dedim. İsraf etme. Sonuna kadar sil. Önce bir tarafını sil, peçetenin son öbür tarafını sil, ondan sonra öbür tarafını sil. Atma. İsraf etme. Bu zaten kağıt peçeteleri çıkardılar, insanları israfa alıştırdılar. İsraf ediyor herkes. İsraf diz boyu. Hemen bir şey oluyor. Hemen peçetelen sil at. Sil at. Yıka. Bezle sil onu. İsraf etme. Bakın ayet açık. Allah israf edenleri sevmez. Zamanı israf etme. Eşyayı israf etme. Etme. Hiçbir şeyi israf etme. Hiçbir şey. Buna zaman dahil. O zaman o insanlar o mana ehli israftan uzak dururlar. Allah'ın sevmediklerinden uzak dururlar. Bak aç Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın sevmediklerini sırala bir tarafa. Aç Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın sevdiklerini de sırala bir tarafa. Fiiliyatları gör. Allah neyi sevmez neyi sever? Neyi sevmez neyi sever? Neyi sevmez neyi sever? Sevmediklerini kendi üzerinden çıkar, sevdiklerini kendi üzerine tak. Basit. Allah'ın sevdiği ne var ise üzerinde bulundurmaya gayret edersen Allah seni sever. E sen Allah'ın sevdiklerinin üzerinde bulundurmuyorsun, Allah'ın sevmediklerinin üzerinde bulunduruyorsun. Allah kıybet edenleri sevmez. Allah iftira edenleri sevmez. Allah günah kebaire batanları sevmez. Sevmez kardeş. Günah kebaire batanları sevmez. Allah israf edenleri sevmez. Yerli yerinde eşyayı kullanmayanları sevmez. Anneye babaya isyan edenleri sevmez. Eşine zulmedenleri sevmez. Çocuklarına zulmedenleri sevmez. Anne babaya zulmeden çocuklarını sevmez Allah. Hatta lanet olsun ona diyor. E bir bak. Yani konuşuyorum ben şimdi adamla. Annesinden, babasından ne şikayetçi? Annesiyle, babasıyla küs. Çok özür diliyorum. Böyle konuşmak istemezdim ama benden yardım istiyor. Anneyle, babayla küs. Ya annesine, babasını küsene Allah lanet eder. Ben lanet eden, lanet edilen bir kimseye mi yardımcı olacağım? Lanetlik dolaşıyor adam. Allah lanet ediyor. Melekler lanet ediyor ona. O ortalıkta dolaşıyor. O adamın işi gücü de denk gelmez. Hiçbir şeyse denk gelmez. Hiçbir şeyse denk gelmez. Allah'ın sevmedi. Allah'ın sevmedi. E kadın kocasına dinlemiyor, kocasına itaat etmiyor. Göz göre göre. Kardeş Allah lanet ediyor sana ya. Ne dergahı, ne tekkesi. Sen kime intisap edersen et. Allah ve melekler sana lanet ediyor. Adam eşine zulm ediyor. Allah lanet ediyor. Allah'ın emanetine hainlik ettin. O kadına ne zulmediyorsun? ediyorsun? Senin eşin Allah sana emanet vermiş. E sen emanete düzgün bakmıyorsun. Sen onun emanet, o oh, Rabbimden gelmiş bana deyip hamd etmiyorsun. Onun yüzünü güldürmüyorsun. E Allah ve melekler sana lanet ediyor. Sen ortalıkta dolaşıyorsun adamım diye. Ne adamlığından bahsediyorsun ya? Hangi adamlıktan bahsediyor? O mana ehliyle düşkak. O zaman o mana ehlinin yoluna yolla, edebiyle edeplen, ondan öğren. Onun gibi olmaya çalış. Ancak o zaman kıymetleneceksin. Ancak o zaman ihsana ersen. Ancak o zaman feta bulacaksın. E öbür türlü kardeş sen geliver ayvazım, gidiver dingozum olacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de yanına gelen münafıklar vardı. Onun yanına geldiğini iman ettik diyorlardı. Allah Resulü biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara. Hüzeyfetül Yamaniye söyledi. 300 kusur tane münafık. Listesini verdi. Koca Ömer oturup hüngür hüngür ağlardı o listede ben de var mıyım daha ya Uzeyfe diye. Onun kendisini paralarcasına ağladığına dayanamadı artık Uzeyfe Tülyamani. En son da dedi ki yeter ya Emir kendini perişan ediyorsun. Dedi ki vallahi o listede senin ismin yok. Düşünün. Koca Ömer. Eee Herkes gelir dergah tekke. Ama o hal ile hallenecek o kimse. Adam tekkeden daha dergahtan, zikrullah'tan çıkıyor, kaldırıyor telefonu. Ana, avrat, diş, tırnak, eşine. Dur ya. Daha zikirden yeni çıktın ya. Yeni çıktın daha ya. Destur Bismillah. Daha bir adım attın dışarıya. Allah muhafaza eylesin. Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederek hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Ali İmran ayet 135. Demek ki o kimseler bir hata, bir günah, bir yanlışlık, bir eksiklik yaparlarsa hemen Allah'ı zikrederler. O mana ehlinin günlük virdi vardır. Her gün o virdini, günlük virdini çeker. Sebep o gün içerisinde yaptığı bir yanlış, hata, kusur var ise akşam olduğunda onu, o virdini çekerekten onlardan temizlenir ki geceye tertemiz başlar. Neden? Gece çünkü mana ehli içindir. Gece özeldir. Gece hususidir. Gece avam uyuduktan sonra haslar için gündüzdür. Geceyi Cenab-ı Hak avamı örtmek için yarattı. Geceyi dostlarıyla hem halleşmek için yarattı. Geceyi kaçırma. Virdini, bir virdin mi var? Günlük bir vir çekiyor büyük bir çoğunluk. Bazıları iki tane çekiyor sabah akşam. E iki i̇ki tane çekmek serbest. Çekebilecek olan çeksin. Sıkıntı yok. Sorumlu olanlar var. Sorumsuz olanlar var. Sabah akşam da çekebilir bir kimse günlük verdini Ama sabah akşam virdi olanlar var. Onlar ağır. Onlar zaten çekecekler. Öbür türlü günlük bir virdi var. Kardeş onu gece çekmeye gayret et. onu el ayak çekilsin. Ben gece vir çekeceğim deyip de hatunu da boşlama. Gece vir çekeceğim deyip de kocanı boşlama. Öyle bir şey yok. O da ibadet. Nafile ibadet. İnsanın eşiyle ilişkiye girmez. Boşlama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri isteğini yerine getirirdi. Ondan sonra guslünü alırdı, eşine derdi. Müsaade eder misin? Ben biraz Rabbimle baş başa kalayım. Muhteşem bir şey. Müsaade eder misin? Yani ben senin gönlünü aldım, senin gönlünü de yaptım, benim gönlüm de oldu. Hamdolsun. Ne sıkıntı yok. Şimdi müsaade et. Ben Rabbimle baş başa kalayım. Onunla baş başa kalın. Virdinizi gece çekmeye gayret gösterin. Evinizin bir köşesi olsun. Oraya bir secda deniz olsun. Bu misafir odası olursa daha iyi olur. Kilitli odayı açtıktır. De ki ya şu odada ben ibadet edeyim. Şuraya aç bir kapısını. Şuraya bir secda de. Yayayım oraya. Ya ya en kıymetli, en güzel oda da Allah'a en güzel ibadetler edeyim. Zikrullah yapayım burada. Harika. Otur. Orada bir güzel iki rekat bin Allah için namaz kıl. Bak farz değil, vacip değil, hiçbir şey değil. Allah için. Hani farzla insan ya nefis işte zorla zorladık, morladık. Bu öyle değil. Kılmak zorunda değilsin. Bu muhteşem bir şey. Bakın kılmak zorunda değilsin. Muhteşem bir şey. Otur iki rekat namaz kıl. Ondan sonra bir Allah'a yalvar. Bir Allah'a iltica et. Ondan sonra dersine ben bir başla. Dersine bir başla. Şöyle bir dersini bir çek. Allah Allah. Şöyle Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil lazim ve bihamdihi. Estağfurullahil azim dediğinde meleklerin seninle beraber o tövbeyi yaptığını duy. Onu gör. O tövbe ağzından çıkarken daha semalara yırta yırta gittiğini bir gör. Nasıl gökleri yırta yırta gidiyor? Nasıl Allah'ın katına çıkıp da nasıl vuruyor onun duvarına duvarına? Güm güm diye sesi duy. O sesle irkilsin arş. O sesle melekler irkilsin. Sen her subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazim ve bihamdihi, estağfurullah lazim, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazim ve bihamdihi, estağfurullah lazim her dediğinde nurdan bir top haline gelsin. Kanatları sonsuz, tüyleri sonsuz. O nurdan top yürüsün. Arkasından bir top daha, arkasından bir top daha, arkasından bir gülle daha. Kanatlı mı kanatlı, tüylü mü tüylü, hepsinden nur damlıyor, hepsinden nur akıyor. Hepsi de her tüyü ayrı bir Subhanallahı ve bihamdihi diyor. Her tüyünü dinlesen sabahlara kadar yetişmez. Allah'ın katını bombardımana tutmuş. Haşa. Onu bir gör. Onu bir duy. Ve o meleklerden işit onu. Rabbin duanı kabul etti. Rabbin tövbeni kabul etti. O nidayı al. Mana ehli ol. Öylesine tövbe et. Allah temizlenip tövbe edenleri sever. Allah temizlenip tövbe edenleri sever. Allah temizlenip tövbe edenleri sever. Vaat etmiş. Sever. Ve o sevdi mi? Bize beyan etti. Ne dedi? Sevdiyseniz sevdiğinizi beyan edin. Söyleyin. Kim söyledi? Hadis-i kutsi: "Seven sevdiğini söylesin. O bize seven sevdiğini söylesin" derken o kendisi durur mu? O kendisi durmaz. O sevdiğini söyler sana. Ama meleklerin vasıtasıyla söyler. Ama şeyhinin vasıtasıyla söyler. Ama peygamberinin vasıtasıyla söyler. Ama kalbine ilham gelir söyler. Ama önüne bir kuş oturtturur, kuştan dillendirir. Ama önüne bir çöp gelir, çöpten dillendirir. Ama bakarsın secdade dillenir, secdaden dillendirir. Dillendirir o. O sevdiğini beyan eder. O sıkmaz, o mahkum etmez. O boğazını sıkmaz, o ketum değil. O sevdiğini söyler, ilan eder. O sevdiğini ilan eder. O sevdiğini ilan ettirir. Hz. Muhammed Mustafa buyurmadı mı? Kul Allah'ı sever. Allah da kulunu sever. Allah kulunu severse Cebrail'e nida eder. Ey Cebrail! Allah filanca kulunu sevdi. Gök halkına nida et. Cebrail bütün gök halkına nida eder. Gök halkına, gök halkına. Meleklere değil, gök halkına dikkat edin. Çünkü Allah'ın sonsuz sayısız mahlukatı var. Sayısız sonsuz halkı var, kavmi var. Allah yaratmış. Her gökte ayrı kavimler yaratmış. Her semada ayrı kavimler yaratmış. Her makamda ayrı kavimler yaratmış. Ayrı ayrı işleri var, ayrı ayrı halleri var. Onların hepsi de kıyamet gününde gelecek. Hepsinde seyri sülükte tatacak mana ehli. Görecek, tanıcak, tanışacak onlarla. Şimdiden tanış, ölmeden önce tanış, kıyametten önce tanış, dervişsin. Secdaden de tanış, otur secdaden de. Otur. Kesil dünyadan ya. Kesil heva hevesten. Geç, bırak. O sevdiğini beyan edecek sana. Melekler mümin kulların kalbine ilham eder. Allah filanca kulunu sevdi. Sen de sev derdi. Sen de sev. Hadisi kutsi. Allah konuşur. Allah kullarıyla konuşur. Allah dostlarıyla konuşur. Allah dostlarına ilham eder. Ama melekleriyle ilham ettirir. Ama ateşten, ama böcekten, ama kuştan. Sizin için cansız varlık bu, bu masa. Onun için canlı. Cenab-ı Hak Musa'ya ateşten vahyetti. Cenab-ı Hak Musa'ya çalılıktan vahyetti. Cenab-ı Hak Musa'ya ağaçtan vahyetti. Allah konuşur. Allah isterse bu ağaçtan konuşur. Sema ederken bu ağaçtan konuşturur. Burada ne kadar sema eden varsa bu ağaçta var resmi. Bu ağaçtan cansız dediniz bu ağaçtan. Seyredersiniz onu. Evet. Allah konuşur. Siz insanlar Allah'ın konuştuğuna inanmıyorlar. Allah el kelamdır. Kelam sahibidir Allah öyle tövbe edersin ki o seni sever. Seni sever. Peygamberiyle söyler, sever. Düşünseniz de tövbe diyorsunuz. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullah lazim. Takkak Hz. Ebu Efendimiz gelmişti senin dibine. Daha ne istiyorsun? Bu sevdiğine işaret değil mi? Şak şeyhin gelmiş dizinin dibine. Bu sevdiğine işaret değil mi sana? Daha ne işaret bekliyorsun? Bir bakmışım bir süliyet gelmiş yanına. Sana, sana kelam ediyor. Seninle beraber tövbe diyor. Bu sevdiğine işaret değil mi? İşaret. Salih rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. İşaret. O işareti al kardeş. Daha bu dünyada kanal. O işaretin ardı ardını kesilmez. Yürü mana ehliyle düş kalk. Ne olursun? Bu dünya gelip geçecek. Ben 30 yaşındayken bunu söylüyorlardı bana. İnsan böyle biraz böyle boş bulunuyor. Gel sen de benim gibi 30 yaşındayken boş bulunduğum gibi boş bulunma. Mana ehliyle düş kalk. Şeyhim vefat edince herkes dövündü. Baktım herkese. Dedim ki ne dövünüyorsunuz ki şimdi? Sağdı. Ne peşine düşmediniz. Ayaktaydı. Ne beraber olmadınız. Hatta yanımdaki etrafımda arkadaşlara dedim. Hadi şimdi beraber ömreye gidin dedim. Hadi beraber yolculuk yapın şimdi. Hadi beraber zikrullah yapın şimdi. Hadi şeyhinle el ele tutuş. Beytullah'ı gez şimdi. Ancak manan varsa yapacaksın. Yoksa yapmayacaksın. Hadi yap. Hadi Abdullah Efendi ile dolaşın hadi. Hadi Abdullah Efendi ile seyahat edin hadi. Hadi beraber zikullah yapın hadi. Hadi beraber yan yana Allah deyin hadi. Yok. Yok yok. Zahiren yok. Mana ehliyle otur kalk. Mana ehliyle. Ha çok seviyorlar şimdi. Neredeydiniz sağlığında? Ben demedim siz dediniz. Bizim başımıza bir şey gelirse dükkanlarımızı Mustafa Efendi mi çalıştıracak diye. Ben demedim siz dediniz. Başımıza bir şey gelirse bizim çeklerimizi Mustafa Efendi mi ödeyecek diye. Ben demedim, siz dediniz. Başımıza bir şey gelirse memurluğumuz, amirliğimiz gider diye. <laughs> Hadi gidin beraber şimdi, dolaşın. Yok. Sufi, vaktin çocuğudur. Vakit o andır. O an geçer, gider. Nimetin kadrini bilmek o andır. O an kırmızı kurdele paketlenmiş gelmiş. Kadrini bildin bildin. Bilmedin geçti gitti. O andır. Her şey bu alemde nimet olarak görün. O andır. Mana ehli nimettir o andır. O an geçti gitti. Sabah geçti bakın, öğlen geçti, ikindi geçti, akşam geçti. Geçti. O andı. Sufi vaktin çocuğu. Anını değerlendir. Anını değerlendir. An o an. Senin elindeyken elinden geçip gider ahı efkan edersin. Paralarsın kendini. Sen o an o nimetin kadrini bilmediğinden dolayı Cenab-ı Hak sana aynı nimeti bir daha verir mi vermez mi bilinmez. Verdiğini görmedim verdiğini görmedim ben. Nimet o esnadadır, o andadır. Ben bazen görürüm, onlar çok özür dilerim ama derviş eskisidir. Kırık bir aşk hikayesi vardır onlarda. Ah bizim şeyhimiz öyleydi. Şimdi nerede? Yok. Bir şeyh bulabildin mi? Hayır. Rüyanda görebildin mi? Hayır. Sen şeyhine nankörlük etmişsin. Sen manaya nankörlük etmişsin. Sen o mana ehline edeble riayet etmemişin ki Allah o kapıyı sana kapatmış. Allah o nimeti senden almış. Neden? Nimete nankörlük edenleri nimetlerini alır. Nimete hamd edenlere nimetlerini arttırır. Hamd edenlere nimeti arttırır. Sen hamd edenlerden ol. Allah bizi muhafaza eylesin. <laughs> Rabbinin yanında olanlar büyüklük taslayıp ona ibadet etmekten, kulluktan geri kalmazlar. Daima onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Araf 206. Rabbinin yanında olan. Dikkat edin. Rabbinin yanında olanlar Allah'a ibadet etmekten geri durmazlar. Allah'a ibadet etmeyenler Allah'a karşı kibirlenenlerdir. Allah'ın haramlarını işleyenler Allah'a kibirlenenlerdir. Farz ibadetlerini yerine getirmeyenler Allah'a karşı büyüklük taslayanlardır. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar Allah lanet eder. Kimin gönlünde zerrece kibir bulunursa o cennetin kokusunu kırk bin yıllık yoldan dahi alamaz. Kibrin en büyüğü Allah'adır. Kibrin en büyüğü Allah'adır. Bu da farz ibadetleri yerine getirmemek, günah-ı Allah'ın gözünün içine baka baka işlemektir. Bunlar yeryüzünde kibirle dolaşan ahmaklardır. evet. Bunlar asla felaha ulaşmazlar. Ama kibirlenmeyip Allah'a ibadet edenler Rablerinin yanındadır. Yaşarken dahi. Rablerinin yanındadır. Onlar her daim kulluğu tesbih tanesi gibi, halden hale, tesbih tanesi gibi andan ana dizelerler. O namaz bitti, kulluk bitti yok. Namazdan sonra da Allah'ı zikirle, tesbihle, tenzihle, iyilikle, nasihatla her daim kulluğu gözetirler. Her daim. Daima onu tesbih ederler. Daima onu zikrederler. Zikri daim olmak. Zikri daim olmak. Her dem onu zikretmek. Her dem onu tesbih etmek her dem o ihsan mertebesinde durmak o beni görüyor ve ona secde ederler yani namaz kılarlar namazın haricinde de secde ederler secde etmek ona itaat etmek hem namaz olarak hem de ona haramlardan uzak durma farzları yerine getirme olarak ne itaat etmek. Allah bizi o mana ehlinden eylesin. Bu cisimde manasız can, hilafsız kılıf içinde tahta kılıç gibidir. Eğer bu can manasızsa, yani bir manaya ulaşamadı, e mana ehliyle de oturup kalkamadı, manadan uzak. Manadan uzak ise o kimse ne oldu? Kılıf içerisinde tahta kılıç. Kılıf ne? Kılıf beden. Bunun içerisinde tahta kılıç ne? Ruhumuz, canımız. Onu çelik haline getiremedik. Manaya ulaşamadık. Manaya ulaşamayınca o bir tahta kılıç oldu. Tahta neye yarar? Yanmaya yarar. Ne dedi? Cehennemlikler odunlarını bu dünyadan taşırlar. Ne taşıyorlarmış cehennemlikler? Odun. Odunları nereden getiriyorlarmış? Bu dünyadan. Odun olma. Odun da taşıma. Odun yanmaya yarar. Mermer ol, razıyız. Taş ol, razıyız. Odun olma. Odun olarak bu dünyadan göçme. Odun olarak bu dünyadan göçme. Allah muhafaza eylesin. Kılıfta bulundukça kıymetlidir. Çıkınca yakmaya yarar bir alet olur. O işe yaramaz. O bataklığa düşmüş. O içindeki normalde o için var ya sen. O nefsin var ya evet. Ancak ateş olur. Sen odun taşırsın bu dünyada. Tahta kılıcı muharebeye götürme. Ahı figana düşmemek için önce bir kere kontrol et. Önce ne yap? Bir kontrol et. Tahta kılıçla muharebeye girilir mi? Girilmez. Çakar almaz bir tüfekle muharebeye girilir mi? Girilmez, kendini vurdutturursun. Tutukluk yapan tabanca çekilir mi? Çekilmez. Fıdırat onu. Sakın ha, korkutmak için bile çekme onu. İki katil olursun. Kimisi böyle şey taşıyor yani, ne tabancası onlar böyle şey patlatıyor. Kuru sıkı. Kuru sıkı tabanca bile taşıma. Ahmaklık yapma. Birisi korkar belinde silahı var. Kavga etmeye geldi ben ne der. Dangadak vurur seni. Sen pisi pisine kendini vurdurmuş olursun. İki katil olursun. Hadis-i şerifte buyuruldu ki sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Silahını önce çeken. Silahını birisi çekti. Öbürkü de senden önce seni vurdu. Sen silahına elini attığın için iki katil oldun. Ahmak olma. Sakın bir çana elini atma. Karşıdaki seni vurursa iki katil oldun. Öyle sahte tabanca taşıma. Karşındaki seni vurur iki katil olursun. Ahmak olma. Ne diyor Hazreti Mevlana da? Tahta kılıcı muharebeye götürme. Kemale ermemişin, mümin olamamışın, düzgün bir hayat kuramamışın. Mahşere çıktığında yandın, tahta olacaksın, gideceksin cızbız olmaya. Haydi cehenneme. Şimdiden kendini bir dene. Ölmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. O sahabe her gece kendini hesaba çekerdi. Hesaba çek. Kılıcın tahtadan mı değil mi anlarsın sen. Manadan bir pencere açılmadıysa tahtadan. İşin var. Allah muhafaza eylesin. Kontrol et. Eğer tahtadansa yürü başkasını ara. Önümüzdeki derslerde buradan devam edeceğiz. İnşallah. Adam ruhunu değiştirebilir mi başkasını ara derken? Değiştiremez değil mi? Canını değiştirebilir mi? Değiştiremez. Eşim ile birbirimizi yanlış anlıyoruz, alınıyoruz. Alınmayın. Bir daha anlatın birbirinize, konuşun. Ne alınıyorsunuz ki? Bu dünya gelip geçici diyeceğiniz, hem bir de üç günlük dünya için birbirinizi kırıp üzceniz. Allah muhafaza eylesin. Kırklar nasıl oluşur? Aydınlık istiyorum kırklar oluşuyor. Onlar Allah'a yakınlık peyda etmişler. Cenab-ı Hak onları seçiyor. allah Teala cennet ehlini iskan ettiğinde geriye geniş bir mekan kalır. allah Teala oraya her biri yaratıldıktan sonra ereceği güne kadar ki dünyadan daha büyük olan 360 alemi iskan eder. Ebu Said-i Hudri bu 360 alemle ilgili bilgi verebilir misiniz? kuru fasulyenin nimetlerini anlatmak gibi bir şey bu. İnsanların bildiği bir tek alem var. Rüya görüyor ya. Bir tek bunu biliyorsunuz. Onu da rüya görenler. Rüya da kendi içerisinde ayrı alemlerdir. Üçe bölmüş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Şeytani rüyalar, bir şeyin etkisinde kalınaraktan görünen rüyalar, Rahmani rüyalar. Rahmani rüyalar kendi içerisinde 70 ayrı 70 perdedir ayrı ayrı. Her perdenin içerisinde 7 daha ayrı perde vardır. Nereden gireceğini bu mevzuya? Yaşamayan bilmez. İnancımıza aykırı düzinlerce sorulara maruz kaldığım oluyor. Örneğin mazur görün diyerekten soran kişi Allah kendinden üstün bir varlık yaratabilir mi? Bu normalde bu sorular çok özür dilerim ama yani soru vardır. Ahmakçadır. Ahmakça soruya cevap arayan da ahmaktır. Şimdi diyeceğiz ki biz, Allah kendinden daha üstün bir varlık yaratır. Öyle diyeceğiz. Ya da, diyeceğiz ki Allah kendinden daha üstün bir varlık yaratmaz. O diyecek ki, yaratamaz mı? Biz de yaratamaz dersen, Allah'ın yaratıcılığına ketre vurmuş gibi olacak. Öyle değil mi? Bunlar felsefik şeyler. Bunlar felsefik uyanıklıklar daha doğrusu. Ateistlerin laf cambazlığı bunlar. Ateistlerin lamba, laf cambazlığı. Allah Allah'tır. En büyük, en kudretli, en kuvvetlidir. Allah'ın her şeyi yaratmaya gücü ve kudreti yeter. O şunu diyecek bize. Kendinden daha üstünü yaratır mı? Neden yaratsın? Senin o küçücük beynin için mi yaratsın? Yaratmış zaten yaratacağını. Yaratıyor da devamlı. Bu şuna benziyor. Yani senin görmen olmasaydı nasıl görürdün? Görüyor adam. Bu onun gibi bir şey. Boş. Boş. Yaratırsa ondan kudreti bir varlık nasıl olur? Yaratmazsa Allah'ın gücü mü yetmiyor? Ha? Ha? Bu tarz bu soruya nasıl uygun bir cevap verilebilir? Sen de yani parmaklarının üzerinde yürümen lazım senin de. Kalk işaret parmağının üzerine hamuda kalk yürü. Neden? E, öyle yürü. Ben senin öyle yürümeni istiyorum. Sebep e ben istiyorum. O şunu diyecek. Yürüyemem ki. Neden? Yürümeye takadın mı yok? Yürümeye gücün mü yok? Neden ellerinin üzerinde yürümüyorsun? Ateist kardeş. Birini öyle dedim. Hadi işaret parmaklarının üzerine namuda kalk yürü dedim. Neden dedi? Benim Rabbim böyle yaratıyor dedim. Ayaklarının üzerinde yaratıyor. Sen de inanmıyorsun ya. Ellerinin üzerinde yürü. Karşı çık. Doğaya da karşı çık, her şeye karşı çık. Bir mağazada satış yapıyorum. İslam'da kadının örtünme hususu açıkça bellidir. Bize biz gelen müşterileri giydiği dar pantolonlara güzel olmuş, yakışmış diyoruz. Sizce bu bir teşvik midir? Yürümeye çalıştığımız yola ters bir e, iz midir? Pantolonu nerede giyeceğini bilmiyoruz ki. Kadın belki de alacak eşinin karşısına çıkacak onunla. Biz niye okumuyoruz ki bunun nerede giyecek diye? Bize ne? Kadınların eşlerine süslenmeleri nafile ibadet. kadınlarının kadınların eşlerinin karşısına süslü, kokulu, albeneli çıkması nafile ibadet. Bizim kadınlar nafile namaz kılıyorlar, eşlerine süslenmiyorlar. Nerede çamaşır suyuna bulanmış eşofman var alt üst gömlek bulis onları giyip çıkıyorlar. Mis gibi badılcan kızartması kokuyor her biri dersek yalan olur. <laughs> Allah bizi affetsin. Kur'an'da Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayeti benim içimdeki pozitif ve negatif her şey için onları uygulamamda onların Allah'ın takdiriyle yazılmış ve hükmedilmiş şeyler anlamına mı geliyor? Hayır. Hayır. Sen iyi şeyler dile, iyi şeyler yap. Böyle kısa kısa geçiriyorum. Tekbir getirdikten sonra abdestim bozuldu. Arkamdaki 8-10 kişi vardı. İmamlık yapıyordum. Haklarını nasıl öderim? E, söyleseydin arkandaki insanlara hemen. Öyle bir şey oldu. Barışık olun kendinizde. Abdestiniz bozuldu. Herkes sizin arkanızda namaza durdu. Abdestim bozuldu. Ayakta. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun ve rahmetullah. Namazdan çık. Veya hemen arkandaki kim duruyorsa onu kolundan tut, bir adım onu çıkar, çek onu öne doğru. Sen hiçbir şey deme. Bırak namazı git, o arkandaki devam ettirsin. Bunda ayıp bir şey yok. Allah kendi tasarrufundan dilediğini dilediğini veriyor. Peki insanın kaderini gayretine bağlaması nasıl anlamalıyız? Biz gayret ederiz. O dilediğine dilediğini verir. O ayrı mesele. Biz gayret etmekle mükellefiz. Ben de meseleye bu açıdan bakarım. <laughs> Yolumuzda mücadele edenlere yolumuzu açarız. Benim yani benim payıma düşen bu ben bunu alıyorum. Sen mücadele et Allah maddi yönden insanın gayretine göre mi nasibini verir? Sen çalış kardeş, gayret et sen. Çalış, gayret et, koş. Ümid et. Bil ki verecek sana. İnsanın hayırlı şeylerin hepsini istemesi nasibine şükürsüzlük müdür? Her şeyi iste, koş. Gönlün ilahi aşka doyması kabının genişliğiyle ilgilidir deniyor. Gönlümüzdeki kabın ölçüsü ezelden belli midir? Yoksa yaptığımın ibadet veya dualar ile bu kabı genişletebilir miyiz? Ah cancağızım kabının ne olduğunu nereden bileceksin? Sen Allah dedin de doldu mu zannediyorsun? İki ibadet etmekle doldu mu zannediyorsun? Böyle bir şey var. Ya kabı kadar alacak herkes. Senin kabın sonsuz yürüsen seni alife yaratmış. Tam bir de böyle bir şey var. Sınır çiziyor. Yürü kardeş son halifesin sen. Sen halifesin. Hiçbir yere sığmadım Mümin kulumun kalbine sığdın. Hani nerede burada kabın kenarı? Tembellerin uydurduğu şeyler. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve fayda ibadete illet gösterilirse o ibadet batıldır. Faydalar, hikmetler yalnız mürecceh olabilirler, illet olamazlar. Ya yani normalde bir kimsenin ibadeti yapması Allah'ın emrettiği içindir. Bir, iki Allah'ı sevdiği içindir. Sen Allah'ı sevdiğin için yap. Vefatından sonra dahi tasarrufu devam eden zatlar var. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölülerden saymayınız. Tersine onlar diridirler. Ayetine binaen. Böyle söylenmiştir. Ve nasıl bir tasarruf uygulamaktadırlar. Cenab-ı Hak onların üzerinden tasarruf eder. Onların kendi ellerinde bir tasarrufları yoktur. Peygamber Efendimiz'i görmemiz çok günahkar. Görmememiz çok günahkar olduğumuz anlamına mı geliyor? Ben öyle bir anlam çıkarmam. Ama eğer çok seversek görürüz. Herhangi bir eksikliğimizden dolayı mı göremiyoruz? Olabilir, tövbe edelim. Görmek için ne yapmalıyız? Bizim için dua eder misiniz? Görsem Allah demeyin. Kur'an'da verilen cüz dersini internetten hoca okuyarak biz de takip edersek biz de okumuz sayılır mıyız? İnşallah. Kiminle evleneceğimiz değişmez kader midir? Bilmiyoruz ki. Bu kardeş gene yazmış. Okumazsanız da uzun uzun ne o? Okumazsanız da olur. Evet. Uzun boylu olduğum için uzun sorular yazıyor olabilirim. Yalnız Allah'a yakarıp yakar, yakar an dualar kısa olmuyor. Bilginiz olsun. Diğer ek yazıyorum. Kimliğimi kaybettim. Oradan anons yaparsanız olur mu? 2017 sizin için nasıl geçiyor? Ben korkarak yazımı okumamanızı bekleyeceğim. Bakalım bu kış nasıl geçecek? Şu an içtiğim çay çok güzel demlenmiş. Sadece Bursa değil Türkiye sizi seyrediyor ve dinliyor saygılarımla. Sayfa için özür dilerim. Yalnız sadece sayfa için özür dilerim. 188 cenaze hizmetleri bir gün benim için gelecek sadece bu düşünceyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek evimin yolunu tutuyorum. Yazımı verdikten sonra Karabaş Veli Tekkesi'nde olmayacağım. Çağırdılar polisler demiş. Burada değilmiş ama olsun okudum işte bak. Hepsi lazım. Biz Allah'ın kullarından bu noktada şikayetçi değiliz. Ne gönderirse eyvallah. Bunu da böyle göndermiş. Bak arkası da böyle. Sen yorumlarsın sonra bunu. Önü de böyle. <laughs> Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Selametle kalın. Selamünaleyküm.